Bizler de yeniden Refah Partisi olarak seçimlerde sözde namus kavramının kökünü kazıyacağız diyen bir İstanbul Sözleşmesi'ni tekrardan hayata geçirmek isteyenlere karşı durduk. Cumhur İttifakı'nın içerisinde yer aldık. Kur'an öğretimi 5 yaşında 6 yaşında çocuğa Kur'an öğretmek Taliban zihniyetidir diyenlere karşı durduk. LGBT Türk aile yapısını bozmaz. LGBT evlilikleri aslında normaldir, doğaldır ama şu anda toplum buna henüz hazır değil diyen bir zihniyete karşı durduk. Evet, milletimiz de bu yönde oy kullandı. Bütün ekonomik sıkıntılarına rağmen, geçim derdine rağmen dişini sıktı ve ülkenin, milletin, devletin geleceği için oy kullandı. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, parti genel merkezinde basın toplantısı gerçekleştirdi. 2023 genel seçimlerinde Cumhur İttifakı içerisinde yer aldıklarını dile getiren Erbakan şu ifadelere yer verdi. Hükümete, iktidara, hepimize büyük görev düşüyor. Milletimizin bu sıkıntılardan, bu ekonomik krizden kurtarılması için gereken adımların atılması gerekiyor. Bir an evvel acilen özellikle işçi, memur, emekli, asgari ücretli, çiftçi, köylü, küçük esnaf, toplumun %80'lik kesimini oluşturan bu dar gelirli milyonların bu sıkıntısından kurtarılması gerekiyor. Bu noktada orta vadeli ekonomik program gündeme geldi. Bildiğiniz gibi bu geçtiğimiz hafta içerisinde açıklandı. Ancak bu orta vadeli ekonomik programı bizim bakış açımızla milletimizin faydasına olmaktan uzak bir program olduğunu maalesef görüyoruz. Ve her zaman söylediğimiz gibi dostun en evlası doğruyu söyleyen, acı da olsa doğruyu söyleyendir düsturuyla bu hareketi yapıyoruz. Ve bu orta vadeli ekonomik programın milletin derdine derman olamayacağını burada üzülerek de olsa ifade ediyoruz. Bir önceki seçimde 14 Mayıs'ta da oy potansiyeli ve seçmeni görmek bakımından kendi listeleri ve kendi adaylarıyla müstakil olarak Cumhur İttifakı çatısı altında seçimlere girdiklerini aktaran Fatih Erbakan, yerel seçimlerde de müstakil olarak kendi adaylarını çıkartacaklarını belirterek şöyle devam etti. Biz kendi açımızdan değerlendiriyoruz. Biz bir önceki seçimde 14 Mayıs'ta da kendi oy potansiyelimizi, kendi seçmenimizi, kendi gücümüzü görmek bakımından kendi listemizle, kendi adaylarımızla müstakil olarak, evet Cumhur İttifakı çatısı altında ama müstakil olarak seçimlere girdik. Bunun daha verimli, daha uygun bir seçenek olduğunu düşünüyoruz kendimiz açısından. Bu nedenle tabii yerel seçimlerde de yine kendi adaylarımızla, kendi amblemimize gidersek oy oranımızdaki yükselişi ve yeniden Refah Partimizin yükseliş trendini görmemiz ve kamuoyuna da göstermemiz mümkün olacak. Bu nedenle dediğim gibi kendi amblemiyle, kendi adaylarıyla partilerin gitmesi daha uygun geliyor. Ancak çeşitli sebeplerle, çeşitli ihtiyaçlardan dolayı bir takım ittifakların olması da söz konusudur. Dediğim gibi seçime yakın dönemde partiler görüşürler, böyle bir karar alabilirler. Bizimle ilgili de dediğim gibi herhangi bir teklif gelmesi halinde bunu yine yetkili kurullarımızla değerlendiririz, bir karara varırız. Ama şu an için biz kendi amblemimizle, kendi adaylarımızla gitmek için bütün il ve ilçelerimizde, genel merkezimizde hazırlıklarımızı, çalışmalarımızı sürdürüyoruz ve il, ilçe teşkilatları ve genel merkezimizde de aday adaylığı başvurularını şu anda kabul ediyoruz.